Ayrık kökü bu nedir? Neye yarıyor kardeş? İdrar yolları enfeksiyonu. İdrar yolu. Özellikle de son zamanlarda ne oluyor? İnsanların birçoğunda üretra darlığı problemi yaşıyorlar. Üretrada çay kaynatıp içiyorsun. Üretrada mesela herhangi bir rahatsızlık nedeniyle enfeksiyon kapıyor, ameliyat oluyor. Mesela Düzce'de bir beyefendi 13 defa üretradan ameliyat olmuş. Evet. Ameliyat oluyor, 6 ay sonra tekrar daralıyor, tekrar ameliyat, sonda takıyor vesaire vesaire. Çok kötü bir rahatsızlık, Allah korusun. Hayatı insanın sosyal çimlerimizin içinde bu olduğu zaman diyoruz aylık otu bir şey yapın söküp söküp atarlar ya. Evet. Bu, aslında tabii ki bunları da bilinçsizce alıp kullanmamak gerekiyor. Yani bu konuda ben uyarı yapmak istiyorum. Şimdi işte bu buna iyi geliyor falan deyince insanlar gidiyorlar, alıyorlar, kullanıyorlar, yapıyorlar. Tabii bunları canım. Çok iyi araştırmak gerekiyor. Tabii, çok iyi bilmek gerekiyor. İnternette de mesela birçok bilgiler var. Bunlar hani yanlış bilgiler de olabiliyor. Evet. Şimdi burada benim bahsetmiş olduğum bitkiler klinik araştırmalarla etkisi ispat edilen 5 tür bitki vardır. 1. Klinik araştırmalara etkisi ispat edilen bitkiler. 2. Avrupa Birliği'nde ve Almanya'da mesela Sağlık Bakanlığı'na bağlı olarak çalışan bir komisyon E var. Komisyon E 3 ayda bir toplanır. Derler ki şu şu bitkinin şu şu özelliği vardır. Monografi yayınlanmışsa 2. sınıf şifalı bitkidir. Homopatide kullanılıyorsa, tentürü yapılıyorsa 3. sınıf şifalı bitki. Aromaterapide kullanılıyorsa 4. sınıf şifalı bitki. Evet. Hiçbir sınıfa girmiyorsa 5. sınıf şifalı bitki. Bizim burada bahsettiğimiz bitkiler 1. sınıf şifalı.